İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Kabir konuşuyor. Ömer bin Abdülaziz bazı sevdikleriyle bir gün bir cenazeyi gitmişti defnetmeye. Defin işi bitip de herkes ayrıldığında o birkaç kişiyle durdu kabir yanında. Dediler ki, efendim siz ne için kaldınız? Cenaze sizin değil, niçin ayrılmadınız? Buyurdu, kardeşlerim, tam gideceğim zaman, kabir bana seslenip, şöyle dedi arkamdan, ya Ömer, sormuyorsun, ne yaptım dostlarına? Diyeyim de haber ver geri kalanlarına. İlk önce ben, onların yırttım kefenlerini. Sonra da parça parça yaptım bedenlerini. Kan ve irinlerini içtim kabre inince. Etlerini kemikten ayırdım ince ince. Ömer bin Abdülaziz söylerken bu sözleri, kederinden yaş ile doldu iki gözleri. Cemaat kendisini dinliyordu öylece. Dedi, kabir sözüne devam etti şöylece. Nerede sizden önce dünyada yaşayanlar? Nerede bu dünyaya sımsıkı sarılanlar? Hani uzun emeller, hayaller kurmuşlardı. Hiç ölmeyecekmiş gibi ona sarılmışlardı. Ölümü düşünmeyip durmadan mal yığdılar. Ölenleri görüp de hiç ibret almadılar. Onların servetine herkes gıpta ederdi. Biz dahi onlar gibi zengin olsak derlerdi. Hani şimdi ne oldu o servet ve mallara? Bir anda ayrılarak girdiler mezarlara. Kara toprak altında çürüyüp toz oldular. Yedi bedenlerini haşereler ve kurtlar. Ömer bin Abdülaziz bu sözleri kabirden dinleyip gözyaşları boşandı gözlerinden. Kabir devam ederek seslendi ki, ya Ömer, bir gün bu kabristana yolun düşerse eğer, sor o zenginlere ki ne kaldı o varlıktan. Sor o fakirlere de ne kaldı o darlıktan. Ne oldu dilinize? Niçin susuyorsunuz? Ne oldu gözleriniz? Göremiyor musunuz? Sor onlara, ne oldu o yumuşak tenleri? Ne oldu dimdik duran kuvvetli bedenleri? Bir çukurun kurtları neler yaptı onlara? Sor ki, yem mi oldular böcek ile kurtlara? Halbuki bir vakitler yaşıyordu her biri. Var idi her birinin güzel şirin evleri. Bu dünyaya aldanıp haramlara daldılar. Ahireti unutup hazırlık yapmadılar. Fakat ölüm onları yakaladı bir anda. Şimdi de yatıyorlar hepsi mezarlarında. Mecnun'a sor.
sordular, Leyla nice oldu Mecnun'a sordular, Leyla nice oldu, Leyla gitti adı dillerde kaldı. Leyla gitti adı dillerde kaldı. Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu. Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu. Yürü Leyla ki ben Allah'ı buldum. Leyla, Leyla derken Mevla'yı buldum. Derviş Yunus bu sırlardan açılmaz. Derviş Yunus bu sırlardan açılmaz. Hakkın lütfu görüp gayre saçılmaz. Hakkın lütfu görüp gayre saçılmaz. İnayet Hak olan yerden ayrılmaz. İnayet Hak olan yerden ayrılmaz. Yürü Leyla ki ben Allah'ı buldum. Leyla, Leyla derken Mevla'yı buldum. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, söz dinleyen kazanır. İnsan, kendi noksan aklıyla mutlak yaratıcıyı anlayamayacağından, merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü Teala, her asırda, her kavme peygamberler göndermiştir. Böylece işin hakikatini, doğrusunu insanlara öğretmiştir. Saitlerden olanlar, iman ederek kurtuldular, dünya ve ahiret saadetine kavuştular. Bedbaht olanlarsa itiraz ve inkar ederek hüzün ve hüsranda kaldılar. Her şey söz dinleyene verilir. Her şey bu her şeyin içinde vardır. İtiraz eden, söz dinlemeyen kendi nefsine tabi olur. Nefsine tabi olan da helak olur. Çünkü nefs, yaratılış icabı inkar, isyan ve itiraz edecek şekilde yaratılmıştır. Ebu Cehil nefsine tabi oldu, Peygamber Efendimiz'e itiraz ederek peki diyemedi ve kaybetti. Hazreti Ömer ise peki dedi ve aziz oldu. Halid bin Velid Hazretleri de peki demek suretiyle Seyfullah ismini almakla şereflendi.
Tarih boyunca itiraz edenler hep kaybetmiştir. Kendilerini ve kendilerine tabi olanları da felakete sürüklemişlerdir. İnsanların huzurunu bozan fitnelere sebep olmuşlardır. Meşhur tefsir alimi olan Fahreddin Razi Hazretleri, "Biliniz ki ben ilim aşığıydım. Doğru olsun, yanlış olsun bir şeyin ne olup olmadığını öğrenmek için pek çok şey öğrendim. Vallahi kelam, akaid ilmiyle ilgili doğru yanlış bütün itikatları, filozofların görüşlerini çok tetkik ettim. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bulduğumu hiçbirisinde görmedim. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın yüce kudretini ve azametini teslim ve kabul etmeye teşvik ediyor, itiraz ve karşı çıkmaktan, derin mücadele ve münazaradan men ediyor. Çünkü beşer aklı derin ve anlaşılması zor meseleler arasında boğulup gitmektedir. Bu sebeple dinimizin bildirdiklerini aynen kabul edip üzerinde konuşmamak en salim yoldur" buyurmaktadır. İtiraz eden, söz dinlemeyen kimse sevimsiz olur. Hiçbir yerde itibarı olmaz, hürmet görmez. Zaten dinimiz bu halin kötü bir huy olduğunu, tedavi edilmesi lazım geldiğini bildirmektedir. Yusuf bin Esbat Hazretleri, güzel ahlakın alametleri, arkadaşının söylediğine itiraz etmeyip kabul etmek, kendine ve herkese ve hatta her mahluka karşı merhametli ve insaflı olmak, kimsenin aybını araştırmamak, başkasında bir kusur görünce istemeyerek yapmıştır diyerek iyiye yormak, kendisinden özür dileyenlerin özürlerini kabul etmek, başkalarından gelen sıkıntı ve eziyetlere sabır ve tahammül etmek, başkalarının kusurlarını araştırmak yerine kendi kusur ve kabahatlerini düşünüp araştırmak, düzeltmeye çalışmak, büyük küçük herkese karşı edepli, tatlı dilli, güler yüzlü olmaktır buyurmaktadır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de fakirlik kimseden bir şey istememek ve kimseye itiraz etmemektedir, etmemektir buyurmuştur. Ebu Ali Dekkak Hazretleri ise sabrın tarifi ve sınırı takdire itiraz etmemektir. Rızaysa gelen musibetler karşısında kayıtsız kalmak, vurdum duymaz olmak demek değildir. Rıza, Allah-u Teala'nın hükmüne, takdirine itiraz etmeyip boyun eğmektir buyurmaktadır. Allah-u Teala'ya ve O'nun Resulüne itiraz edenler, ebedi saadetten mahrum kaldıkları gibi, Peygamber Efendimizin varisi olan hakiki İslam alimlerine itiraz edenler de bu saadetten mahrum kalırlar. Bunun için bir kimsenin nerede peki ve nerede hayır diyeceğini iyi bilmesi lazımdır. Kısacası Abdülaziz Bekkine Hazretlerinin buyurdukları gibi peki demesini öğrenmek lazımdır. Hayatım Roman.
oldu ki? Bunu nasıl sorarsın? Evlendiğimizden beri bir gün olsun gün yüzü göremedim. Seni sevdiğim için, çocuklarımı sevdiğim için her cefaya katlandım. Ama artık buraya kadar. Ben de ayrı bir ev istiyorum. Ben de çocuklarımla ve seninle yalnız kalmak istiyorum. Artık ailene bakmak istemiyorum. İyi ama onları sokağa atamam ki. Sokağa at diyen mi var Ayhan? Babanın da annenin de maaşı var. İsteseler pekala ayrı bir eve çıkabilirler. Sırf kendilerine baktırmak için hepsi birden başımdalar. Tercihini yap Ayhan. Ya ailen ya da ben. Sen bu söylediğinde kararlı mısın? Evet kararlıyım. Artık ben de evimi yuvamı bilmek. Hoş geldin Ayhan. Hoş bulduk. Gene çok yorgun görünüyorsun. Artık takatim kalmadı Ayhan. Kolumu kaldıracak halim yok. Kardeşlerinle konuştun mu? Evet. Ne dediler? Annenin yanında refakatçi kalacaklar mı? Hiç olmazsa bu yükü benim üzerimden alsınlar. Biz Eloğlu'nun yanındayız. Kocalarımız izin vermez dediler. Aman Allah'ım. İki kardeşin de böyle mi dedi? Evet Beyhan. Açıkçası ikisi de kabul etmedi. Böyle bir şey olabilir mi Ayhan? Onlar kız çocuğu. İnsan kocasını bahane edip kendi öz annesine bakmaz mı Allah aşkına? Hoş geldin Ayhan. Hoş bulduk. Gene çok yorgun görünüyorsun. Artık takatim kalmadı Ayhan. Kolumu kaldıracak halim yok. Kardeşlerinle konuştun mu? Evet. Resulallah.
sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen güneşsin, sen kamersin, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya yıldızısın, ey sevgili, ey Resul. Ente şemsün, ente bedrun, ente nurun ala nur. Ente misbahus Süreyya, ya Habibi, ya Resul. Ah Resulallah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefii Allah. Resulallah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefii sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey bizden seçilen elçi, yüce davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili, hoş geldin. Oyuhu veriska manskas, coming with what to be obeyed. You have brought to this city nobleness, welcome best called to Hagway. Ah, Rasulullah, Habib Allah, Nabi Allah, Shafi'i Allah. Rasulullah, Habib Allah, Nabi Allah, Shafi'i Allah. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eyyuhel mebusu fila, جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دار. والله بن هیچ unutmam، ألمسز gün hiç yoktu. Ey sevgili peygamberim، merhametin pek çoktu. Ah Resulallah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefii Allah. Resulallah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefii Allah. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, misafir istemeyende hayır yoktur buyurulmuş. Hadisi şerifmiş. Birincisi, böyle bir hadis-i şerif var mı? Onu soruyor. Öyle değil de kitaplarda mesela misafir olmayan ev, bereket soluna halinde bir söz var. Ama hadis-i şerif mi değil mi onu bilmiyoruz. Yani misafir istemeyen değil de bir evde misafir olduğu zaman orada bereket olur. O halde kitaplarda, yani hadis-i şerif midir yoksa hadis-i şeriften mülhem büyüklerin sözü müdür bilmiyoruz onu. Yani, ben bilmiyorum daha doğrusu. Dinleyicimiz oradan çıkarak bir soru yöneltiyor da bir hanım dinleyicimiz bu. Bizim eve diyor misafir geliyor ama gelenler diyor harama helale dikkat etmeyen insanlar, akrabalarımız filan diyor. İşte bizimle görüşmek istiyorlar, işte bizim hizmet etmemizi istiyorlar diyor. Mesela erkek misafirlere
Onun için diyor ben misafir gelmesin diye içimden dua ediyorum diyor. Böyle misafir bu sebepten dolayı. Ha bunun onunla bir alakası yok canım. Mesela şeyde misafir de kabul ederken salih kulları ağırlamak ayrıdır. İkram etmek, yedirmek ayrıdır. Fasıklar ayrıdır. Peki fasıklara da kafirlere de yedirilir, içirilir mi? Yedirilir, içirilir de muhtaçsalar, açsalar. Yoksa aynı şekilde ben misafirperverim diyerek fasığa, dinsize, imansıza aynı şekilde haram helal demeden, Allah-u Teala'nın bildirdiği ölçülere aynı şekilde uymadan o hizmet olmaz. Gösteriş olur, riya olur. Peki buradan hareketli ben sorayım, şöyle bir soru sorayım o zaman. İnsanlarla görüşme konusunda bir ayar olması lazım değil mi bir insan? Elbette. Yani tamam insanlarla görüşmek, insanların içinde bulunmak iyi, tavsiye edilen bir şey ama tavsiye edilmediği durumlar da var mesela. Hani yanlış hatırlamıyorsam. Mesela fitne zamanında, ahir zamanında falan. Hadis-i Şerif bile hadis-i Şerif var. Bu ayarı iyi yapmamız lazım değil mi? Yani kimisi hani evde oturmak istemediği için sırf bunlara sığınarak sürekli dışarıda dolaşıyor. İnsanların içindeyiz falan diyor. Kimisi tamamen eve kapatıyor falan kendini. Mustafa Bey, ahir zamandayız. Çok kimseyle görüşmek bu zamanda pek faydalı değil. Efendim ilişkiler normal. İnsanız aynı şekilde bazı ilişkiler var. O ilişkilerimizde dinimizin bildirdiği ölçülere uyarak yaparız. Mesela komşuluk konusunda bile 40 eve kadar komşuluk hukuku vardır buyuruyor. Ama 40'ına da aynı şekilde yetişemezsin. Bugün bloklar var, apartmanlar var. Hatta kitaplarda biliyor ki minimum noktası da bildirilmiştir. Hatta mesela çift daireli bloklar var. 4 daireli, 3 daireli olanlar var. Mesela diyelim ki bir katta 4 daire vardır. Ama senin gücün birisiyle bir tanesini tercih edersin. En yakın ile aynı şekilde münasebetini sürdürürsün. Öbürleri bizim komşuluk hukukumuz var, hakkımız var. Aynı şekilde bize de gelmen lazım, gitmen lazım. Böyle bir hak söz konusu değil. Onun gücü neye yetiyorsa aynı şekilde. Peki orada bulunuyor. 4 aynı şekilde fasıktır veyahut da bidat ehlidir veyahut da kafirdir. Bir Müslümanın orada bulunması uygun değil. Oradan hicret etmesi gerekir. Orada durmaması gerekir. Hemen ondan haklarına riayet ederim diye böyle bir emir yok. Ha, mecbursun orada kalıyorsun. Onlara zulmetmezsin. Gelen sıkıntılarında katlanırsın. O kadar. Ama onların istek ve arzularını yerine getireceksin. Şart da söz konusu değil. Ve önceki zaman dilimlerinde hani gidiyorsun medreseler var, dergahlar var. Sokağa çıktığın zaman böyle salih kimseler var. Bunlarla görüşürsün. Onlardan istifade edersin. Ama şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Sokağa çıkmamak ve çok insanla görüşmemek yeğlenmiştir ahir zamanda. Ve kitaplara da bakıyoruz. İmam-ı Rabbani Kutsu Suresleri de 400 sene öncesinden yazmış. Şimdi de değil. Şimdi daha da aynı şekilde küfür hakim olduğu dönem durumda. Bozulmuş durumda. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri yeryüzünü bidat kaplamış buyuruyor 400 sene önce. Şimdi küfür de var, bidat da var. Böyle bir zamanda tanıdığın, bildiğin veyahut da salih, itikad düzgün birisi yoksa onlarla görüşmek uygun değil. Hatta böyle itikadı düzgün olup da anlayışı kıt olanlar var. Bunlarla bile belli mesafeli zaman dilimleri içerisinde görüşülecek. Şimdi bu konuda zaman zaman naklediyoruz. İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyhin bir tasnifi var. Nedir o tasnifi? İnsanlardan bazıları hava su gibidir. Her zaman ihtiyaç duyulur. Bu her zaman ihtiyaç duyulan kıyamete doğru gittikçe ahir zamanda çok azalır. Nadir bulunur. Zümrüt anka gibidir, tamam mı? Bu maden arayan cihazlar var ya. Evet. Onlarla aranıp bulunabilecek seviyede. Öyle. O kadar az. Yani az. İkincileri bunlar aynı şekilde ihtiyaç zamanı aranır, bulunur. Evet. İlaç gibi. İlaç gibi. Lazım olunca. Lazım olunca aynı şekilde bunları. Bir de sen onları aramazsın, o seni bulur. Hastalık gibi. Yani onu aramazsın. Kaçarsın hatta. Kaçarsın. O seni gelir bulur. O seni gelir bulur. Dolayısıyla şimdi bir her zaman için lazım olanlar onlar zor. Bir de ihtiyaç zamanı aynı şekilde görüşürsün biter işi. Ve bir de aynı şekilde o hastalık gibi olanlar var. Saridir. Ve yaklaşmamak gerekir. Dolayısıyla bu zamanda çok kimseyle konuşmak ve çok kimseyle görüşmek o bu zamanda çok zor. İnsanın itikadını da bozar, evet. İnancını da bozar, tamamen dağıtır. Hatta önceki asırlarda bile zaman zaman mesela kitaplarda okuyoruz, bazıları inzivaya çekilmiş. Ne demek? İnsanlarla hiç görüşmeyen. Din büyükleri var, tercih etmişler, inzivaya çekilmişler. Hasisili-i Aliye diye bilinen İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Bahattin Buhari Hazretleri gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi. Ha, bunlar insanların arasında deyince çıkıp da sokağın ortasına oturmamışlar yine. Emir-i Maruf'ta bulunmuşlar.
İnsanların arasında bulunmak o. Haklarını gözetiyorsun. Hatta İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyor ki mesela İmam-ı Gazali Hazretlerinden de o Faruk-ı Damar harekete geçti buyuruyor. Bir talebesine yazdığı bir mektupta buyuruyor ki kafirlerle, fasıklarla, mürtetlerle, münafıklarla bunlara bir işin düşmüşse helaya gider gibi gitmeli buyuruyor. Helaya gider gibi. Hatta bir cümle daha yazıyor. Buyuruyor ki orada olgun bir Müslüman, salih bir Müslüman o işinden vazgeçer, onların habis yüzünü görmez. Bu kadar kesin ve net. Kesin ve net. Şimdi mesela siz de şahitsiniz. Zaman zaman İslam ve Toplum programında sonra arayan dinleyicilerimiz oluyor. İşte efendim bizim bir işte eltim vardı, bir dayımın oğlu vardı, geliyor da böyle dinsiz de imansız da işte misafire ikram etmek, şey yapmak gerekirdi ona. Ya kapını kapat. İşte akrabadır, akraba hakkını falan. Hangi akraba? Akraba var, akrep var. Akrep olmuş artık. Bunlarla görüşülmez. Orada kesin tavrını koyman lazım. Adam geldiği zaman senin itikadını bozuyorsa, dinli imanını aynı şekilde bozuyorsa, bunun amcaoğlu, dayıoğlu, bilmem ne oğlu olması hiç önemli değil. Ama efendim akraba, akrabaysa akraba. Çünkü Eshab-ı Kiram Bedir'de baba oğul karşı karşıya geldiler, dövüştüler. Ya bu benim oğlumdur falan filan demediler, bu benim amcamdır demediler. Allah-u Teala'ya iman ediyor, Allah-u Teala'nın emirlerine saygı gösteriyorsa, ala ra'as vel ayn, başımın gözünün üstünde yeri var dedi. Ama inkar ediyorsa ondan dövüştüler, harp ettiler. Şimdi mesela bakıyorsun, ama diyor bu bizim amcaoğlu. Amca dinsiz ama diyor kerata diyor. Bu bizim amcaoğlu. Olmaz o. Tavrını koyman lazım. Ha diyeceksin, benim dinimi imanımı sövüyorsun, bu kapı sana kapalı güle güle. Ha o taraf işte efendim bak bir de Müslüman geçiniyor akraba hakkını falan. Hangi akraba hakkı? Hangi akraba hakkı? Akrabalardan da böyle. Mesela diyelim ki fasıktır. Geliyor senin evine, senin evinin sistemini bozuyor. Dedikodu yapıyor. Kimyanı bozuyor. Kimyanı bozup gidiyor. Dolayısıyla ona da kapıyı kapa. Ha resmileşti telefonla. Efendim bizimle görüşmüyor. Ya diyeceğim. Bazen çok açık net olacaksın. Taviz vermeyeceksin. Taviz karşısı versin. Seni ilgilenemez. Bir de mesela az önce söylediniz ya. İtikadı hakikaten düzgün insanlar var. Ya bu konuda çok telefon geliyor. Size de mutlaka geliyor da hani sizi bulamayan bizi aradığı için biz de tabii kısa aklımızla ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. En azından siz cevap vermiş olursunuz şimdi hocam. İtikadı düzgün. Özellikle kadınlar arasında mesela. İşte bir belli bir grup topluyorlar. İlk başta güzel ama sonra mecrasından yavaş yavaş çıkmaya başlıyor o iş. Yani güzel kitap okuyorlar falan işte neyse Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ama sonra iş külfete dönüşüyor. Sonra onun bunun giysisine dönüşüyor falan. İşte o filanca şu marka giymiş, bu marka birbirine hava atmaya falan dönüşüyor. Bu o zaman insan şunu düşünmesi lazım değil mi? Yani bu bana zarar mı veriyor, fayda mı? Zarar veriyor, hemen uzaklaşacak. Yani. Hemen uzaklaşacak. Yani. Bu kim olursa olsun, sevdiği, tanıdığı. Evet işte tamam itikad düzgün, doğrudur. Ama artık iş çığırına çıkmış. Hemen yapılacak iş oradan uzaklaşmak. Ha seni seven destekleyen onlar da çekilir. O zaman siz gidersiniz başka bir şekilde kitap okursunuz. Dediğiniz gibi bu erkekler arasında da cari, kadınlar arasında da cari. Şimdi kitaplarda okuyoruz. Ve biz de aynı şekilde misafir umduğun değil bulduğun yer diye bir atasözümüz var bizim. Geldiyse onu ikram et. Bir bakıyorsun ki oho bir kus sütü eksik. Ne derler? Aa bugün bir elbisesini gördük işte. Aa çok müthiş yakışmış falan. Ya sen orada hava atmaya mı gittin? Ondan sonra elbisesine mi gittin? Ha, olmadı o. Bu tamamen riya, gösteriş, çığırından çıkmış. Ve netice itibariyle de okudukları kitabın da faydasını görmüyorlar. Samimiyet ortadan kalkıyor. Tabii çünkü. Canım. Okudukları İhlas kitap yok. Zerre kadar aynı şekilde hani şey yapılmamış. Tesiri de söz konusu değil. Şimdi seneler önceydi. Biz bu Türkiye takvimi ilk çıktığı zaman böyle işte bulunduğumuz yerde biz onu Balıkesir genelindeydik işte köylere falan götürüyorduk o takvimi. Hiç unutmuyorum Allah-u Teala rahmet eylesin bir arkadaş da vardı. Böyle bir yere girmiştik bir kahveye. Kahvede yeni çıkmıştı o şeyler çok özür dilerim porno videolar. Video kasetler. Video kasetler. Dede, oğul, torun üç nesil bir arada. Kahvede. Takmışlar o videoyu onu seyrediyorlar. Şimdi içeri girdik Türkiye takvimi falan diye. Dede dedi ki biz aldık dedi. Hiç unutmuyorum Allah rahmet eylesin. Bu arkadaş dedi ki çok da istifade etmişiz dedi. Belli oluyor ya. Ya. Dede, torun, oğul. Dede, oğul, torun. Üç nesil. Üç nesil oturmuşlar utanmadan, sıkılmadan aynı şekilde orada porno video seyrediyorlar. Anam.
Ya hiç unutmuyorum, Allah rahmet eylesin. Dedi istifade etmişsiniz dedi, çok istifade etmişsiniz belli belli dedi falan. Neydi biz götürdü işte biz Diyanet takımalık falan filan dediydi o zaman. Dolayısıyla yani diyelim ki iş çığırından çıkınca, iş riyaya, gösterişe, şeye girince artık okunan kitabın falan da onların faydası olmaz. Niye? Kapılar kapalı. Kalbe giden yollar başka şeylerle meşgul. Kalp başka şeyle meşgul. Dolayısıyla istifade edemez. Edemediği için de hiçbir değişiklik olmuyor. Bu kadın olsun erkek olsun, kim de olursa olsun. Kimde olursa olsun. Dolayısıyla efendim işte bunlar işte şöyledir de bunların hakkını gözetmek. Hangi hak hangi hukuk? Hangi hak hangi hukuk? Çığırından çıkarmış. İş yani şey olmaktan hani ne bileyim ben zemzem suyu olmaktan çıkmış necasete dönüşmüş. Evet. Hani bazı dinleyicilerimiz diyecekler çok ağır bir benzetme yaptınız. Bu benzetme bize ait değil. Mehl Nana Hazretleri'nin aynı şekilde bu konuda bir misali var. Hani onu da şikayet etmişler. Zamanının halifesi Harun Eşit Hazretleri'ne demişler efendim bu insanların içine girmiyor. İnsanların içerisine karışmıyor falan. Ama sana çağırmış demiş ya bu insanların arasına gir, insanların içine gir demiş. Ayıp oluyor falan bak demiş hakkında şikayet var. Demiş bir danışayım. Harun Eşit Hazretleri diyor ki bunu danıştı ben bilmiyordum ama diyor. Peki demiş git danış gel. Bir adamını göndermiş git demiş bakayım kime danışacak ben de merak ettim demiş falan. Sarayın bahçesine çıkıyor. Bahçede bir tane helâ varmış. O helâya girmiş. Bir müddet durmuş. Durduktan sonra çıkmış. Tekrar geri geliyor. Arkasından gönderdiği adam koşarak gelmiş. Demiş efendim demiş. Helâya girdi geliyor. Kimseyle görüşmedi. İyi. Geliyor huzura. Harun Eşit Hazretlerine. Diyor ki geliyor. Harun Eşit soruyor. Diyor ki danıştım mı danıştım diyor. Ne olacak ben diyor girmeyeceğim diyor insanların içine. Ama diyor ben seni takip ettirdim. Sen helâya girmişsin geliyorsun falan. Doğru diyor. E kime danıştın o zaman diyor. Helâya girdim. O necasetler bana dedi ki sakın insanların içine girme. Biz insanların içine girmeden önce çok güzel şeftaliydik, çok güzel elmaydık, çok güzel çilektik, çok güzel salatalıktık, çok güzel sebzeler ve meyvelerdik, çok güzel ekmektik. Ama bir insanların içine bir girdik ha böyle olduk. Necis olduk yani, necaset olduk. Sakın insanların içine girme. Dolayısıyla bu çok çarpıcı bir benzetme. Mübarek bir ders veriyor. Allah-u Teala şefaatine nail eylesin. Dolayısıyla bakacağız. Gerçekten burada aynı şekilde bize doğru olarak dinimiz öğretiliyor. Gerçekten istifade ediliyorsa ne ala? Yok. İş, riyaya, gösterişe, külfete girdiyse, hani birbirlerine hava atmaya girdiyse hemen oradan uzaklaşılması lazım. Mesela zaman zaman şahitsiniz. Siz de arıyorlar, biz de arıyorlar. İşte efendim bizim işte apartmanda komşular bir araya geliyor. Mesela bazıları bakıyorsun yani şeyinden gerçekten sorup uygulayacak cinsten. Bazısı da sormak değil de yani bana bir ruhsat verin, bana bir izin verin. Ya neresine izin vereceksin? Anlatılan şeyler bidat. Yapılan şeyler günah. Ben diyor oraya gideyim yine. Başka çarem yok. Ne demek başka çarem yok? Evinde kal. Evinde kal. Sen eğer samimi olursan Allah-u Teala samimi olanları da çıkartır. Arkadaş da ihsan eder. Yeter ki sen Allah-u Teala'nın emri konusunda taviz verme. Dolayısıyla efendim yani insanlarla görüşmede her insanla görüşülmez. Uygun olanla görüşülür ve hatta bir de söz var uzattık ama kusura bakmayın. Dostunu da sık sık ziyaret etme. Bıktırırsın deniyor. Kitaplara geçmiş bu. İki de bir zırt pıt. Olmaz öyle şey. Yani belli mesafelerle olursa hay. Ben küçüklükte mesela ya köyde söylenirdi bu. Köyde söylenirdi. Mesela diyelim ki damat. Her gün zırt pıt geliyor falan. Derlerdi ki evlat sık sık gelme. Çok muhabbet tez ayrılık getirmiş derler yani. Tez ayrılık. Dolayısıyla belli mesafelerde ağırlığını aynı şekilde koruyacaksın. Hani o mesafe korunursa gidildiği zaman bakarsın bazen de gidersin mesela orada işleri vardır. Orada da fazla beklemezsin. O zaman ne olur senin itibarın artar. Ve sana karşı aynı şekilde saygı, hürmet söz konusu olur. Ve aranan kimse haline gelirsin. Aranan kimse haline. Bıktırmış. Kimse diyorsun şimdi. Yine çocukluğumda köyde hatırlarım. Kış günü tabii kar kapatmış. İrtibatta kesilmiş. Evlere gidilir oturmaya. Adam şimdi tabii tek bir oda. Orada aynı şekilde soba yanıyor. Çoluk çocuk aynı şekilde şey yapılıyor. Yatacaklar. Adam gitsin diye çocukların yatağını yapıyorlar. Adam oradan kalkıyor öbür tarafa. Oradan kalkıyor. En son evin sahibi diyor ki ya sen eve gitsen ne yapacaksın yatacağım. Sen de gitsen biz de yatacağız diye.
Öyle de yapmamalı efendim. Evet. Hocam bu dinleyicimiz bu sorularına az buçuk cevap buldu tabii de. Bir başka sorusu daha var, özür dilerim. Onu da soralım da. Mesela diyor, eşya alırken, işte çeyizlik falan alırken, yeni ev kurarken, misafirler için yemek takımı, misafir bardağı, şu bu birçok şey alınıyor. Bunlar israf olur mu diyor. Gösteriş niyeti olursa israf olur tabii ki. Peki bu misafir evinde hangi kapla yiyor? Tamam, almışsındır yani, güzel temiz ikram edeceksin ama yani herkes kendi şeyini, sınırını, ondan sonra durumunu bilmesi gerekir. Evet. Bazen öyle durum olur ki durumu müsaittir de çevrendeki görüştüğün kimselerin durum müsait değildir. Onların önüne koyduğun zaman onları aşağılarsın, onları uzaklaştırırsın. İnsanlar birbirinden uzaklaştıran külfettir. Bir görür, ha der, benim böyle tabağım çanağım yok, dolayısıyla ben bunu davet edemem der, kapıyı kapatırsın. Normal şekilde yapılırsa iyi olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.